نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إياكم بالكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'ın "Ya Rabbi, beni mübarek bir indirilişle indir" diye dua ettiği ve gemisinin indiği bu mübarek topraklardan sizleri selamlıyorum. Sibernetik ve robotik bilimin kurucusu İsmail Ebul İz el-Cezeri Hazretlerinin, divan sahibi büyük mütefekkir Şeyh Ahmet el-Cezeri'nin, tecvid ilminin kurucusu Ebul Hayr Şemseddin Mahmud el-Cezeri'nin, büyük tarihçi İbnül Esir el-Cezeri'nin memleketi olan Şırnak Cizre'den sizleri selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, biz biliyoruz ki Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, velhasıl Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam efendilerimize kadar bütün peygamberler İslam'ı yeryüzünde bir nimet olarak tüm insanlığa tebliğ etmek üzere Rabbimiz tarafından görevlendirilmişlerdir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'ın vefatından 7 sene sonra ashab-ı kiramdan 500 kadarı bu mübarek beldeleri İslamlaştırmak için gelmişler, topraklardan önce gönülleri fethetmişler. İşte 1400 küsür senedir onların sayesinde bu mübarek beldelerde ezanlar okunmuş, inşallah kıyamete kadar da okunmaya devam edecektir. Onların bırakmış olduğu
ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetinin bu emanetini, bu emaneti üzerine alan alimlerimiz, mütefekkirlerimiz bugüne kadar bu emaneti en güzel bir şekilde taşımışlar, bizlere kadar getirmişler. Bizler de inşallah şu gördüğüm gençlerle, beldemizin, şehrimizin çocuklarıyla almış olduğumuz ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetini gelecek nesillere intikal ettirme yolunda büyük bir gayret içerisindeyiz inşallah hep birlikte. Bizim medeniyetimiz ilim irfan medeniyetinin yanında aynı zamanda sevgi medeniyetidir, muhabbet medeniyetidir, kardeşlik medeniyetidir. Çünkü Resulullah Efendimiz buyurmaktadır ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. İşte biz bu emaneti üzerimizde taşıyoruz ve hakkını vermeye gayret ediyoruz. Biz biliyoruz ki alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Arafat'ta veda hutbesini okurken bütün insanlığa şöyle seslenmişti. Size iki şeyi emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Teraktu fikum emrayni. Len tadillu izâ temessektum bihime. Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Kitabullah Teala ve sünneti Resulillah. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de Resulünün sünnetidir. İşte o iki emaneti Medine-i Münevvere'den kalkıp buralara kadar gelen alimlerimiz, ashab-ı kiram, daha sonra tabiun, ondan sonra büyük alimler İbnül Cezeri ismiyle tarihe iz bırakmış. Biraz önce ismini söylediğim ya da isimleri kitaplarda bulunan nice alimlerimiz bu iki emaneti gözleri gibi korumuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in ilkeleriyle yaşamak. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa onu yerine getirmek. Hangi şeylerden men ediyorsa onlardan uzak durmak. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Kur'an'dan aldığı ilhamla ve vahiyle nasıl yaşamışsa öyle yaşamak. İşte bu toprakları şereflendiren iki büyük miras. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Bu topraklar bu iki büyük mirasla şereflendi. Bu toprakların gençleri Kur'an'la şereflendi. Sünnetle şereflendi. Allah Resulü Efendimizin yaşantısını yaşayarak şereflendi. Biz de bugün medreselerimizle, okullarımızla, mekteplerimizle, camilerimizle, camilerimizdeki derslerle, cami dersleriyle, hocalarımızın vaaz ve irşatlarıyla, muallimlerimizin ilim, irfan, bilgi, hikmet yolundaki mücadeleleriyle çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Aziz kardeşlerim,
Biz biliyoruz ki İslam en büyük nimettir. Sevgili Peygamberimize aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelen en son ayet olduğu rivayet edilen Maide suresindeki Estaizu billah El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dinen. Sadakallahul azim. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak size İslam'ı takdir ettim, ondan razı oldum. Ayet-i kerimesi Efendimiz aleyhissalatü vesselama son olarak gelen ayettir. Ve biz bundan anlıyoruz ki İslam Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne nasip ettiği en büyük nimettir. Ne mutlu bizlere ki Müslüman vasfıyla bugün İslam'ı yaşamaya çalışan insanlarız. Ve en büyük nimeti üzerinde taşımak bizlere nasip olmuş. Bunun kadru kıymetini çok iyi bilmek lazım. Çok iyi bilmek lazım ki gençlerimizi İslami ilkelere göre yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımıza Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın ne diye küçük yaşlardan itibaren öğrettiğimiz bu güzel bilgileri hem iyi öğrenmeleri hem de üzerlerinde taşımaları için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Birbirimizi sevmeliyiz. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak kardeştirler. Fe aslihu beyne ahaveykum vettegullaha leallekum turhamun. Kardeşlerinizin arasında herhangi bir anlaşmazlık, huzursuzluk sezerseniz düzeltiniz. Düzeltiniz. Allah'tan korkunuz. Takva sahibi olunuz. Sakın bunu ihmal etmeyiniz demektir. Allah'tan korkunuz. Sakın kardeşliğinizi ihmal etmeyiniz. İşte o zaman umulur ki merhamet olunursunuz. Merhamete uğrarsınız. Onun için aziz kardeşlerim, bu nimetin kadru kıymetini iyi bilelim. Rabbimiz ne diyorsa işte Kur'an-ı Kerim önümüzde, onu yaşamaya çalışalım. Sevgili Peygamberimizin bütün hadisi şerifleri elimizde, önümüzde, ona göre, sünnete göre, sünnet-i seniyyeye göre hareket etmeye çalışalım. Küllü men aleyhâ fân ve yebgâ vechhu rabbike zül celâli vel ikram. Her varlık, her yaşayan mutlaka fanidir, ölecektir. Baki olan Allah'tır. Bunu biliyoruz. Ne kadar yaşarsak yaşayalım, bu can bu tenden gidecektir. Gönlümüz onu arzu ediyor ki son nefesimize kadar İslam nimetini üzerimizde taşıyarak yaşayalım. Yalandan, iftiradan, dedikodudan, gıybetten uzak duralım. Toplumumuzun huzurunu bozacak yaşantılardan uzak duralım. Biraz önce okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Festegim keme ümirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Eğer dost doğru olursak, takva sahibi olursak, Kur'an-ı Kerim'in istediği ölçüde bir Müslüman olursak, işte o zaman huzurlu bir topluma kavuşacağız.
Allah Resulü Efendimizin şu hadisi şerifine birlikte kulak verelim. Aleyküm bis-sıdkı. Doğruluktan ayrılmayınız. Fe inne's-sıdka yehdi ilel birri. Doğruluk iyiliğe götürür. Fe innel birra yehdi ilel cenneti. İyilik de cennete iletir. Ve ma yezalur raculu yasduka hatta yuktaba indallahi sıddıkan. İnsan doğru söyledikçe doğru söylemeye alışır ve Allah indinde doğrulardan yazılır. İyyakum bil kezibi, yalandan sakınınız. Fe innel kezibe yehdi ilel fucuri, çünkü yalan kötülüğe götürür. Fe innel fucure yehdi ilen nari, kötülük de cehenneme götürür. Ve ma yezalur raculu yekzibu hatta yuktebe indallahi kezzaben. İnsan, bir insan yalan söylemeye alışırsa o Allah indinde yalancılardan yazılır. O yüzden aziz kardeşlerim, işte başından beri söylediğim gibi peygamberlerin, bütün peygamberlerin, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin ve onların tabileri olan alimlerimizin, mütefekkirlerimizin bizlere emanet etmiş olduğu Kur'an ve sünneti yaşayalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı, kızlarımızı, ailelerimizi, işte bu büyük nimet olan, insanlığın üzerinde büyük nimet olan İslami ilkelere göre yaşatmaya çalışalım. Ve işte üzerimizdeki peygamberlerin, alimlerin, sahabenin emaneti olan bu ilkeleri hakkıyla yerine getirecek şekilde çalışalım. Cenab-ı Hak bu yolda hepimizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak gençlerimizi, çocuklarımızı, neslimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gure'el kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnned-dîne indallâhil islam. Sadakallâhul azîm.